Arkadaşlar tam 2 saattir sizi bekliyorum. Bu lanet olası set hala kurulmadı mı? Cevap versenize. Aval aval suratıma bakıyorlar ya. Daha çekim var. Daha eve gidip dinleneceğim ben. Cevap versenize. Çekil git be. Bu ne abicim ya? Kızıyorlar bir şeye sonra bize patlıyorlar. Tamam oğlum ya. Normalde yapmaz biliyorsun. Yapmayacak tabii abicim. Anam mı babam mı bana bağırıyor ya? Tamam lan. Bağırma. Ben gider konuşurum şimdi. Siktir lan. Dalga mı geçiyorsun? Konuşacakmış. Sen dikkat et de önüne çıkma. Sen de yeme azarı benim gibi. Yok yok. Bir azar da ben yiyeceğim galiba. Tövbe tövbe. Ne işin var burada senin? Zeynep bir oturup konuşsak mı ya? Konuşacak bir şey kaldı mı? Çık dışarı. Biri görecek şimdi. Görse görsün ya. Bir şey diyeceğim ben sana. Hadi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bu diziden de mi ayrılayım Sadi? Burada da mı beğenmiyor beni seninkiler? Ya ben sana onu öylesine söyledim. Tamam işte. Sen de öylesine çık git şimdi buradan. Menajerimin yanlış tavsiyesinin kurbanı oldum diyorum ya. Menajerin sana hiç yanlış tavsiye vermiyor mu? Vermiyor Sadi. Beni senin hakkında uyarmıştı da ben dinlemedim işte. Şimdi çık dışarı. Zeynep. Özür dilerim. Özür mü diliyorsun Sadi? Evet. Dileme. Zeynep ben sana ne yaptım ya? Niye bu kadar abartıyorsun? Sadi, hadi dışarı. Ya biri görecek şimdi. Görürse görsün ya. Utanıyor musun benden? Senin gibi biriyle birlikte olduğum için utanıyorum. Evet. Bak ama öyle deme bak. Bunu da yazarım bir kenara. İleride bir gün büyük kızımıza beni yok sayıp konsere gitme izni verirsin de... ondan sonra konserde onun ayağına basarlar da... sonra vicdan azabı duyarsın da gelip benden özür dilersin. O zaman bunları hatırlatırım sana. Sadi, defol git. Yok, çık dedim. Hadi iyi akşamlar Seyit. Kendinizi çok yormayın. Sonuçta televizyon dizisi ya. Ne oluyor lan? Sadi. Zeynep. Senin ne işin var burada? Zeynep bak hiçbir şey söyleme tamam mı? Soru da sorma sadece dinle. Evine hoş geldin kadınım. Sadi, şu an seninle hiç konuşmak istemiyorum. Zeynep, sen benim için bambaşka birisin biliyorsun değil mi? Sadi bırak. Zeynep, bence sen Türkiye'nin en güzel kadınısın. Geçen senenin Sadi. Ama öyle bir bakmalık gazete spotu değil. Senin hakkında kitaplar yazılmalı. Yazıldı zaten Sadi. İkinci baskı da nasipse haftaya. Ama sadece kitapla olmaz ki. Şiiri de geçtim. Bence sen filmlerin, dizilerin bir numaralı yıldızı olmalısın. Arkadaşların izin verirse öyle olacak zaten Sadi. Dizide de oynuyorum. Ben nasıl iltifat edeceğim kızım sana? Bütün sıfatlar üstünde toplamışsın. Sadi, gider misin? Bana bak Zeynep. Gerçek mümin başka mümine 3 günden fazla küs kalamaz. 3. günden yiyorsun bak, uyarıyorum. 3. günden yiyorsun bak. 3. günden yiyorsun bak. Yeter be. Zeynep, bir müminin çantaya vurmasına canım.